Değerli dostlarım, niçin AK Parti, niçin diğer partiler? AK Parti için binlerce sebep var. AK Parti'nin 8,5 yılda yaptıkları ortada. Eğitimden sağlığa, bayındırlıktan emniyete, adalete, savunmaya. 8,5 yıl önce askerimizin piyade tüfeği yoktu, yaptık. İnsansız hava aracımız yoktu, yoktu, yaptık. Obüs toprağımız yoktu, yaptık. Savaş gemimiz yoktu, yaptık, teslim ettik. Denizaltı üstü. Bunun yanında tankımız ve helikopterimiz seri üretim aşamasına geldi. F-14 ve F-16 savaş uçaklarının modernizasyonunu yaptık. Daha önce başka ülkelere yaptırıyorduk. Diğer alanlarda da yaptıklarımız saymakla bitmez. Benim toprağım, benim insanım, benim kurulacağımız güzel insanları, değerli hanımefendiler, hepinizi öncelikle hakkın selamıyla selamlıyor, en içten saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Kendimizi milletimize adadığımız milletvekili adaylığı başlangıcında, seçim büromuzun açılışında bizleri yalnız bırakmayarak onurlandırdığınızdan dolayı, teşviklerinizden dolayı hepinize yürekten teşekkür edin, borç biliyorum. Bizler bu topraklarda büyüdük. Beraber keçi koyunun arkasından tırnaklarımızla, az önce Menderes Türel Bey anlattı, bu çok kolay gelinen yollardan bir 8 saatte Antalya'ya zor varıyorduk. İlkokulu bitirdiğim zaman Gödene yolundan bir jiple 9-10 öğrenci toz toprak içerisinde Antalya'ya yatılı okullar sınavına girmişti. Sınava giderken iki kez istifa ettiğimi iyi biliyorum. Ve onunla bir sınava girdik. Ve devlet parasız yatılı olarak okullarda okuduk. Ben liseyi değil burada okuyamadım açıkçası. Yoktu lise çünkü. Daha Niğde'de İmam Hatip Lisesi'ni parasız yatılı okudum. Ve Cenab-ı Hak nasip etti, Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandık. Oralarda burslarla yazın inşaatlarda çalışarak okudum. Şu anda burada yaptığımız epey inşaatı bilenler biliyor. Ama inanın ki tırnaklarınızla bir yere gelmenin kıymetini, kadrini ben iyi biliyorum, insanımız da iyi biliyor. Ve bize bu geldiğimiz yer, geldiğimiz mekan inanın ki çok şeyler kattı. Bugün devletimin bize verdiği bu güzellikleri ben milletimizin hizmetine sunmak istiyorum. Devlette 27 yıl çalıştım. Bürokrasinin her kademesinde bulunduk. Ve Ankara gerçekten bürokrasinin damarının, kalbinin attığı yer. Ama oralarda bürokrasinin çarklarını iyi bilmezseniz, ki bürokrasinin içerisinde birisi olarak bizatihi bürokrasiden ben şikayet ettim. Sayın Başbakanımızın dediği gibi, bürokrasi maalesef çoğu yerlerde önde engeldir. Bu engelleri aşacak da siyasi idarenin kararlılığı ve bürokrasimizde de kendi milletine öncelik taşıyan bir zihniyetin hakim olmasıdır. Devlet millet için vardır düsturunun yerleştirilmesidir. Evet, biz bu gelenekten geliyoruz ve devlet milletinin hizmetkarıdır düsturuyla yine benim toprağıma, benim beldeme, benim köyüme, benim ilçeme ve ilime, ülkeme hizmet noktasında artık vizyonu bu şekilde oluşturuyoruz. Bu vizyon AK Parti'de. Şimdiye kadar çeşitli dönemlerde çeşitli iktidarlar geldi.
Her biri belki ülkede taş taş üstüne koydu, bir şeyler yaptı, belli bir döneme kadar gelindi. Ama geldiğimiz noktada ben görüyorum ki veya gördük ki belli bir iktidar milletin teveccühünü kazandı, iktidara geldi, bir şeyler yapmaya çalıştı, pat tepesine indi bir darbe, ondan sonra yerin dibine battı. Ekonomi yerin dibinde, sosyal hayat yerin dibinde, istikrar tepe takla. Biraz senelikten sonra tekrar bir iktidara gönül verdi milletim, onu iktidara getirdi. Onunla her ne kadar koalisyonlarla da olsa belli bir dönem götürüldü, 2 veya 3 yıl. Ondan sonra bir analiz kitapçıyla beraber yine ekonomi gitti, istikrar kayboldu ve tekrar ülke uçurumun kenarına geldi. Bu dönemleri hepiniz çok gördünüz. Enflasyon canavarı diyerek bir tabir oluşturulmuştu. Ama 2002'den sonra biz ne enflasyon canavarı gördük, ne bilmem ne hayaleti gördük, hiçbir şey görmedik. Artık ülkede istikrar vardı. Ülkede hizmet vardı, süregelen bir dönem vardı. Bu dönem içerisinde 2002'de gelinen noktadan 2011'e kadar 8,5 yıllık dönemde neler değişti? İnanın ki çok şeyler değişti. Benim yolumda tüneller yoktu, tüneller oldu. Ve insanım artık rahatlıkla Antalya'ya gidebiliyor. Edirne'den çıkan birisi hiç bölünmüş yolu bırakmadan bölünmüş yollarla Doğu Beyazıt'tan çıkabiliyor. Kuzeyden giden güneye çıkabiliyor. İzmir'den çıkan yine her yere rahat ulaşılabiliyor. Hazımda şu anda. İnanın ki o zamanlar ama bundan sonra çok valiler, çok komutanlar, çok mimarlar, çok hakim ve savcılar çıkacak. Bundan endişeniz olur. Böyle şüpheyle bakılan bir ülke konumundan